Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Epeydir yine video çekemiyorum. Kızım rahatsızdı. Onunla ilgilendik. Hastaneydi, doktordu derken. Sonrasında da şimdi tekrar boğaz ağrısı, grip bu sefer de. Bakalım hayırlısıyla tamamlasın inşallah. Hayırlısıyla geçirsin. Hamilelik zor geçiyor bayağı. Allah'ım daha büyük sıkıntılar vermesin inşallah da. İşte böyle sağlık sorunları da olunca arkadaşlar tabii ki yoğunluk daha da fazlalaşıyor ister istemez. Bugün de bir hayli soru gelmişti. Orkidelerinize nasıl bakıyorsunuz, nasıl suluyorsunuz gibi. O yüzden hem bir video çekeyim dedim hem de şu şekilde kalan orkidelerimi göstereyim arkadaşlar. Setlerin tamamı satıldı. Kalanlar bunlar. Bu aroma bir en yoğun kokulu olan orkide. Bunun da böyle yapraklar geldikten sonra bu şekilde oldu. Normalde böyle değil tabii ki. Siyahlıklar yok. Çok yoğun kokusu var ama böyle çiçekler geçmeye başlayınca koku kalmıyor artık arkadaşlar. Şu anda yani hiçbir kokusu yok. Ha bir de şeyi söylemek istiyorum. Şimdi benden orkide alan arkadaşlar yahut da bir başka yerden aldığınızda benim de devamlı başıma gelen bir şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. İlk önce bilmiyordum ben de. Daha doğrusu şöyle kokulu orkide aldığınızda arkadaşlar hani gelir gelmez böyle çok çok yoğun kokular olacak diye kesinlikle beklemeyin. Çünkü ben de aynı şeyi yaşadım. Maalesef orkide yerine alışana kadar koku vermiyor arkadaşlar. Hani ne kadar kokulu, yoğun kokulu bile olsa kesinlikle koku vermiyor. Yerine alışacak işte bir ay falan geçecek. Mesela benim şu normalde kokusu o kadar yoğun ki ama ilk bir ay hiçbir koku almadım. Şu bronz bu da çok yoğun kokulardan. Bunda da aynı şekilde arkadaşlar. Hiç koku almadım. Bir ay sonra falan koku vermeye başladı. Bir de bunların şöyle bir şeyleri de var. Şöyle bir durumları var. Şimdi mesela işte ışık fazla oldukça yahut da güneş gördükçe çok daha kokuları yoğun oluyor. Ya, hani o bile bir etken biliyor musunuz? Ben de kendim yaşadığım için hani aldıktan sonra da böyle istiyorum ki işte çok fazla koksun, işte çok güzel kokular yaysın falan ama maalesef öyle olmuyor arkadaşlar. Bir kere bir ay çok rahat beklemeniz gerekiyor. Ortama alışacak. Sonrasında da bu ışık gerçekten çok büyük bir etken orkideler için. Gün ışığı mesela fazla olduğu zaman koku yayma özelliği de daha fazla oluyor. Daha çok yayıyor kokuyu. Bunları da söyleyeyim. Ben kendim de yaşadığım için biliyorum arkadaşlar. Hemen böyle şey yapıyordum. Ya işte hani o kadar kokulu diye hevesle aldım ama hiç kokmuyor falan gibi. Bunları da söylemek istedim. Zamanla öğreniyorsunuz tabii ki. Bunun da bakar mısınız? Kaç tane maşallah. Yeni dallar geliyor. Şuradan 3 tane. Şuradan şu dalda bir, şu dalda bir. Bayağı maşallah. Şöyle. Zaten şöyle uçlar tekrar aktifleşti arkadaşlar. Artık bu çiçekler geçecek. Bunda da o yüzden hiç koku kalmadı. Ama tekrar çıkanlar da inşallah kokmaya başlar bakalım. Şunda da aynı şekilde. Bunun da yine şu ucu aktif. Şuradan yan dallar geliyor. Aroma bir. Bu şekilde arkadaşlar ilk başta bunu söylemek istedim. Ben de çünkü orkide gönderdim. Birçoğu kokulu orkide. Ayrıca bu Asyalıların da geneli kokulu olabiliyor arkadaşlar. O yüzden hani bilemiyorum kime ne çıkacak. Artık şansınıza yani. İnşallah hepinize de güzel kokulu orkideler gelir. Bu şekilde isterim ben de. Bunda çift dal var ve
Tomurcuklar belirmeye başladı iyice arkadaşlar. Sanki mor gibi. Çok bilemiyorum ama öyle açacak gibi. Bakalım, bekliyorum ben de. Şimdi kalan hangileri satışta olabilir? Şu satışta olabilir arkadaşlar. Bunlar satışta olabilir. Şu çift dallıyı çok bilemiyorum henüz. Bakalım, bir ihtimal bunu da satışa koyabilirim. Şu satışta. Yine şurada bir orkiden var satışta. Yani şu an satışta olanlar daha azaldı. Bir tane şurada var, bu da satışta. Onun harici diğerleri zaten bu çift dallı ama şu ikisini yaprak hasarlı diye almıştım arkadaşlar. Çok kötü geldi ama hani sorun yok. Kökler güzeldi. Şöyle. Bakın aktif kökleri de var. Bu biraz böyle bir şuraları bu tarafı çok kötü olmuş. Şu yandan tekrar bu orkide vermiş. Şu yandan vermiş bunu. Fakat bu da böyle bir biçimsiz, tipsiz bir uzadı. Yani bunu hani tekrar buradan kesip yeniden dikmek istiyorum ama şu anda iki tane bu da dal veriyor. O yüzden de ellemek de istemedim. Bakalım bu şekilde bir dallar nasıl olacak, nasıl çiçek açacak, ona göre bunu da bir yoluna koyarız inşallah. Bir de şu yaprak hasarlı almıştım. Bu da böyle bakın çift dal verdi. Maşallah. Şöyle. Yani güzel gidiyor bu da. O yüzden hani bu yapraklarında böyle hasarlı olması çok da şey değil arkadaşlar. Yani sorun değil. Kırılmış, çizilmiş. Bunlar kargo sırasında da olabiliyor. Yahut da büyük tabii sevkiyat halinde alıyorlar. O zamanlarda da olabiliyor. Birbirlerine değen bu şekilde kırıklar, şeyler, çizikler oluşabiliyor. Bir de şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi ısı farkından dolayı maalesef havalar bu haftayı daha iyi gösteriyordu ama bayağı soğuk gidiyor. Yani Kayseri çok soğuk. O yüzden ısı farkından dolayı da çiçeklerde geldiğinde dökülmeler oluşabilir. Bunu söyleyeyim. Maalesef. Ben sonbahar başlarında almıştım orkidelerimi. Şu Leodora hiç yani kesinlikle çiçek dökmeyen denilen bir orkide. Fakat tüm çiçeklerini döktü arkadaşlar gelir gelmez. Bakın böyle. Ama yeniden bunda da öyle bir sürü yan dallar falan geliyor inşallah. Yani tekrardan kısa bir süre sonra yeniden çiçeklenir inşallah. Hani o yüzden iyi bir bakımla gelen orkideleriniz şu anda çünkü hepsinin çiçek açma zamanları. Önemli olan iyi bir bakım, iyi bir konum ayarlamanız arkadaşlar orkideleri. Suyunu ihmal etmemeniz, düzenli güzel bir şekilde sulamanız ve iyi bir bakım dediğim gibi vitamin ihtiyaçlarının karşılanmasıyla tekrardan yeniden yan dallar falan verip yeniden çiçeklenirler arkadaşlar. Hani geldiğinde size çiçeklerini dökmesi çok büyük sorun değil. Çünkü ister istemez hani kargoda bir de kapalı şekilde geliyor. Sarıyorum iyice falan. Bunları da söylemek istedim. Sadece bu daha fazla çiçekliydi. Bir kısmını döktü. Böyle yine de işte kalan çiçekleri de bunlar. Bu şekilde bunları söylemek istedim. Şimdi orkidelerime nasıl baktığımı soran arkadaşlarıma özellikle bu videoyu çekmek istedim. Bir de çiçekli bu kaldı. Bunu da kızım çok seviyor diye satışa koymadım arkadaşlar. Bu da bakın bu çiçeğine geçiyor. Şu var sadece. Süre sonra yan dallar verir. İnşallah tekrardan açar. Şimdi arkadaşlar en önemli şey orkidelerde yani güneş artık olmadığı için zaten çok aydınlık bir yerde konumlandırmanız. Benim böyle salonun
Camın önündeler. Perdeyi hiç kapatmıyorum. Perde hep açık oluyor. Bol ışık çünkü almaları çok çok önemli orkideler için. Bir de sularken arkadaşlar ben tüm orkidelerimi şöyle göstereyim. Bunu özellikle getirdim. Böyle yarım çay bardağı su veriyorum. Sadece yarım çay bardağı arkadaşlar. Yani bunu ister üstten şu şekilde dökün, ister şöyle altlarına dökün. Ben böyle hepsinin altlarına şu şekilde işte uydurup böyle bir şeyler koydum. Evde ne bulduysam. Şöyle. Genelde şimdi şey yapıyorum. Kış olduğu için hani hemen kuruma olayı olmuyor. O yüzden üstten ben de sulamaya korkuyorum arkadaşlar. Genelde bu şekilde alttaki bu şeye tabak diyelim buna. Tabağına döküyorum. Buradan zaten çektiği kadar çekiyor. Bir 3 saat sonra falan tekrar dolaşıyorum orkidelerin hepsini. Tabaklarda kalanları toparlıyorum arkadaşlar. Çünkü tabakta kesinlikle kalmaması gerek. Yani bir 3 saat falan bekletin. O zaten çekeceğini çeker. Sonrasında mutlaka bekletmeyin suyun içerisinde alın suları, tabakta kalan suları. Bu şekilde sulaması da vitamin de şöyle çiçekli orkidelere vitamin vermiyorum arkadaşlar. Sadece yumurta haşladıysam onun suyu varsa onu veriyorum. Maden suyunu bazen sulandırıp veriyorum. Çiçekli orkidelerime sadece bunları veriyorum. Ama çiçeksizse 10 günde bir falan NPK 10-52-10 veriyorum arkadaşlar. Çiçeksiz orkidelerime. Çünkü şu anda dallanma zamanları vitamin ihtiyaçları fazla oluyor. Bu şekilde verdiğim vitaminlerdi. Şöyle bunun da maşallah kökler. Bir de bu ne? Bir tane daha orkide veriyor arkadaşlar. Şuradan bir tane daha orkide geliyor. Şu yaprak. Böyle. Başka ne anlatabilirim? Sulaması bu şekilde. Ha bir de arkadaşlar orkideleriniz geldiği zaman kesinlikle toprak değişimi falan yapmayın. Ben zaten şu Asyalı orkidelerin bunlar hep şeyde geldi. Yosunda geldi arkadaşlar. Yosunda da tabii ki bakmak zor olduğu için ben bunların hepsinin toprağını değiştirdim ve toprakları çok güzel gerçekten. Bebek gübre değil. Yok pardon. Oradan almadım. Şeyden almıştım. Doğal bahçemden aldım topraklarını. Ama gerçekten çok güzel, çok da kaliteli toprakmış arkadaşlar. Çok beğendim oranın toprağında. Oradan aldım. Toprakların hepsini ben değiştirdim. Asyalı orkidelerin. Onu söyleyeyim. Hani kesinlikle toprak değişimi falan yapmayın. Zaten dallıyken de toprak değişimi falan yapılmaz. O yüzden hiç ellemeyin orkidelerinizi. Umarım herkesin eline de güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde ulaşır. Dün gönderdim kargolarınızı. Orkidelerim bu şekilde arkadaşlar. Yani satışta olan 3-4 tane bir orkidem var. Onun haricinde diğerleri satışta değil. Az kaldı yani satışta olan. Burada da kalanları göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde hepsini artık bana yer darlığından tek bir saksıya diktim. Begonyalarımın. Bundan bir tane kaldı. Böyle bordo yapraklı. Hala çok çok güzel gelişimi maşallah. Böyle çilli begonyam. Bundan iki tane var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir de burada kiraz begonya galiba ya ismi. Değil mi? O şekilde. Bundan da iki tane var. Şöyle beyaz açıyor. Bakar mısınız? Salkım salkım. Bunun da çiçekler. Çok güzel açacak hepsi de inşallah. Bundan da iki tane. Gayet de sağlıklılar. Maşallah. Güzel yani gelişimleri. Kalın begonyalarım. Bunlar arkadaşlar. Şurada bir tane bundan var. Adenium çörgülü. Bir tanesini çünkü kendim ayıracağım.
Şu. Bir tanesi daha çok yaprak döktü. Şu diğeri satışta. Böyle millilerimde. Şurada. Tam hala renkler inanın oturmadı. Çünkü hiç güneş yok. Hava her gün kapalı. O yüzden açamıyorlar da. Bu tarafa geçersek burada yeni açanlardan şöyle göstereyim. Bir bu açtı arkadaşlar. Yine şu. Bakar mısınız? Yani bir dalda 6 tane saymıştım galiba bunu. Şöyle top top bu şekilde. Bir de bu açtı. Bu yoğurt denen gibime geliyor arkadaşlar. Tabii ki ilk hani açtığı zaman kesinlikle renkler tam bir de oturmayınca belli olmuyor ama yoğurt gibi. Böyle çok güzel bir milli bu da. Şimdiden bakar mısınız? Üstünde bayağı bir çiçeği oldu maşallah. Yeni açanlar da bu şekilde. Yine açmayanlar var bayağı çünkü ışığımız yok. Yani gün ışığı hiç yok arkadaşlar. Bu böyle zavallım bir açmaya çalışıyor ne zamandır. Bunun da tabii ki rengini hiç bilmiyorum. Böyle kocaman bir orkide diyecektim. Orkidelerden geçince millileri şöyle bayağı çok kalın gövdeli. Böyle bakalım renk nasıl olacak. Ben de merakla bekliyorum ama işte maalesef yani ilkbahara herhalde hepsi de tam ve güzel bir şekilde inşallah açacaklar. Şu anda havalar hep kapalı arkadaşlar. Hani böyle açsalar bile renkler tam oturmuyor maalesef. Bu şekilde millilerimde. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.